taş başını yöne eder. Ördek gelir su başını gele. Anam gele. Ördek gelir su başını gele. Sesine girene sağlık. Çok teşekkürler abi. Bir kahsaz, kahsöz programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Geçen hafta bayram dolayısıyla burada bulunamamıştık. Bant yayını olmuştu. Bugün buradayız. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Hep kutluyoruz da ne oluyor? Ondan sonra bayram bitiyor, kavga başlıyor. Hatta bayramda da kavga ediyoruz. Bunları aşmamız lazım artık. Yani bayramda görüşmeye gidiliyor, bayramda konuşması yapılıyor. Hele özellikle siyasiler, hani hoşgörünün, sevginin egemen olduğu bir günde aşacağız herhalde. Bunu aşmak zorundayız. Sevginin dilini konuşacağız. Evet, bugün çok kıymetli, çok önemli bir konuğum var. Dedik ki birçok popüler eser var okuduğumuz. Sanatçılar, popüler sanatçılar tabii ama bunu da yapanları var. Asıl mutfakta olan işin emekçisi ve gerçekten sanatçı. Sanatçı üretendir efendim.
Yani şarkı söylemek değildir sadece ya da bir oyun oynamak ya da bir bilmem ne. Üretiyorsan sanatçısındır. Bugün çok değerli, çok kıymetli, önemli bir konuğum ve sevgili abim Mehmet Gümüş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sunumun içinde, çağırdığın içinde. Kısık olma, sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. İyi gördün, maşallahın var. İyidir ya, koşturma devam edin. Hiç değişmiyorsun yıllardır. Ben takip ediyorum tabii sizi sosyal Eyvallah. Medyadan ama... Değişim olmadan olmuyor tabii. Değişim oluyor da sonuçta... Kimi biraz hızlı değişiyor, kimi yavaş değişiyor. Kimi hızlı değişiyor ama sonuçta en önemlinden değişmekten çok insanın karakterinin, insanın kendi karakterinin değişmemesi, o muhakkak. Tavırlarının, hallerinin değişmemesi, fiziki yani kötüleşmemesi. Biraz önce söyledin ya, işte kavgaya odaklı değil, işte çözüm odaklı olmak lazım. Yani sevgiden, barıştan yana olmak gerekir. Hep bunu savundum kendim bildiğim bilesi. Dolayısıyla gerçekten değişim olsa bile olumlu yönde bir değişim olması lazım. Yani. Kesinlikle. Yoksa değişim zaten doğanın gereği. Efendim, kısaca sizi biraz tanıyalım. Yani bence tanıyanlar tanıyordur ama kendinizden ufak bahsetmek zordur ama. Ya bu televizyonlar. Evet, yani böyle bir kural var ama biz ilk defa görenler vardır efendim. Kimdir Mehmet Gümüş? İlk defa gören, evet. Fatsa doğumluyum. Fatsa'da doğdum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Fatsa'da bitirdim. Tabii ilkokuldan bu yana müzikte uğraşıyorum. Birinci sınıftan bu yana diyebilirim. Babam da müzisyendi. Genelde öyle oluyor. Evet. Liseyi bitirdikten sonra Gazi, şimdiki adı Gazi Üniversitesi olan Gaziantep Enstitüsü Müzik Bölümünü kazandım. Orayı bitirdikten sonra 1980 yılında Fatsa Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atandım. 80'de. 80'de. 80. 79 sonlarıydı. 80 ilginç bir tarihti. Zaten 1,5 yıl öğretmenlik yapabildim. 1,5 yıl sonra çok sevdiğim öğretmenlikten koptum. Cezaevi yılları başladı. O da 7,5 yıl sonra. Sonra beraat ettim. O da daha işte, Türkü söylediğiniz için. Davalarından. Daha sonra öğretmenliğe mi dönsem, müziğe profesyonel olarak mı devam etsem öyle bir ikilem yaşadım. Ama bestelerimi müzik piyasasında tanıdığım arkadaşlarım vardı. Besteler de çoğalmıştı bende o zaman. Cezaevinde de yapmıştım besteler. Bunun kapanına geldim. Dediler çok orijinal şeyler bunlar. Sana bir albüm yapalım dediler. 1990'da kısa dönem askerliğimi hemen bitirdim. 3,5 ayda o zaman. 80 öncesi üniversite mezunlarının işte tanınan bir hak vardı. 4 ay mıydı? 3,5 ay. Evet. Gittim geldim. 1990'da birinci albümümü çıkardım. Öğretmenliğe geri dönmediniz. Geri dönmedim daha. Müzikle uğraştınız. Müzikle uğraştım. İşte ondan sonra işte 7. albüm de işte geçen de bitti. Yalnızlıklar ondan ondan bahsedeceğiz videosunda. Bir de çocuk şarkılar albümü var. Onu da sayarsak 8 albüm ediyor. Yani besteleri yaptım. Bestelerim de sevildi. Yani öyle. Yani bir konserler, müzikle uğraşıyorum yani. Birçok eserin biliniyor insanların kulağında. Birçok popüler, ünlü isimler okumuştur. Hı. Ama hiç genelde okuyana bakarlar. Tabii tabii. Türkiye'de öyledir. Yani besteciler okuyunca, çok dinmez. Çalınca Mehmet Gümüş hatırlayacaksınızdır mutlaka. Önce bir tane bir şey tabii, dinleyelim tabii, ne istiyorsanız. Tabii tabii. O zaman kal o iz üstünden gidelim. Tamam. Benim bilinen bestelerimden bir tanesiyle başlayayım istersen. Evet. Nasıl istersin? Peki. Kar altında kalan buğday tanesi yine onun sularıyla yeşereceksin.
yaşların çare değil ağlama büyür. Işığını dik tutabilirsen boy vereceksin. Gözyaşların çare değil ağlama büyür. Işığını dik tutabilirsen boy vereceksin. Her yanında allı morlu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli baş edeceksin. Her yanında allı morlu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli baş edeceksin. Kâr eylemez bir kez yola düşene. Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın. Her yanını börtü böcek sarsa ne çıkar. Toprağı sıkı sarın boy vereceksin. Her yanını börtü böcek sarsa ne çıkar. Toprağı sıkı sarın boy vereceksin. Her yanında allı morlu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli baş edeceksin. Her yanında allı morlu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli baş edeceksin. Bu da müthiş bir eser abi. Nasıl bir şey? Teşekkür ederim. Çok sanatçı dostum okudu. Sevcan Orhan, Likay Akkaya, Yavuz Bingöl, daha onlarca. Marş gibi oldu bu. Ama Onur Akın okudu herhalde ilk. Onur Korkarım Gideceksin okudu. Nar Çiçeğimi okudu. Bunu okumadı mı? Bunu okumadı Onur. Bunu tabii Onur'la biz televizyonlarda söylüyoruz bunu. Abi ben dinledim yani, onu daha. Albüm ne yapmadı? Ben şimdi okumaktan kastettim. Evet. Hem televizyonlarda şimdi tabii Onur'la çok söyledik biz bunu ama ortak birlikte böyle dost sohbetlerini bir de televizyon böyle bu tarz programlarda dinledim de çünkü söyledik. Onur güzel de söyler Onur bunu ama Onur benim çok bestelerimi de okudu. Zaten Onur kendisi de iyi bestecidir zaten bildiğiniz. Yüzlerce besteniz var yani nasıl bir şey? Beste yapmak gerçekten tabii ki bir duygu meselesi, içten gelen bir şey ama ben mesela uğraşıyorum yapamıyorum bir türlü ya da yaptığımı beğenmiyorum. Olmuyor yani başka ya, bir şey bu. Konser tabii yani beste. Besteyi mesela söze göre mi yapıyorsunuz yoksa önce beste yapıp ona söz mü yazıyorsunuz? Yani, genelde sorulur. Tabii. Çok şimdi tabii beste, enstrümantal beste de yaparsınız. Hiç söz olmadan de yaparsınız. Ama benim yöntemim daha çok tabii öyle besteler de yaptım. Yani önce müziğini yaptım. Ya da müziği müzik olarak bıraktım. Enstrümantal anlamda kaldı. Ama benim daha çok yaptığım kendi tarzım şu. Benim için önce şiir vardır. Şiirden aldığım duygudur. Duygunun bir dışa vurumudur bende. Evet. Şiiri tabii çok iyi tanımak gerekiyor bunun için. Şiir de çok iyi tanıdığımı. Şiiri, yani şiir yazmıyorum ben ama iyi şiir. Ben çok iyi anladığımı düşünüyorum. Öyle olmasa zaten besteler çıkmaz ki. İyi şiir olunca onu ben bu çok güzel bir şiir. O şiir beni etkilemiştir o şiir. Bir kere o şiir benim elimdedir, çantamdadır. Her an onu düşünürüm yani.
Bazen arabayı durdururken, arabada giderken yolda durdum, kenara çekerim, beklerim. Hep onunla yaşarım. O şiirle yaşarım. Bazen bir şiir bir günde çıkar ya da bir 10 dakikada çıkar beste. Mesela benim Sen Gidersen Karanfiller Sıralıydı. Sen Giderken Karanfiller Sıralıydı benim. Mesela şiir gelir gelmez 1 dakikada yaptığım bir bestedir. Ama benim Buğday Tanesi 4 yıl çantamda gezdirdiğim bir şiirdir. Hmm. Yani ikisi de olur. Bazen 1 dakikada çok güzel beste yaparsınız. Ki benim Sen Giderken Karanfiller Sıralıydı. Mustafa Özarslan'ın okudu. Daha birçok sanatçının okudu. Örneğin. Yani o anlık bir duygu. Yani yaşıyorsanız olayı, şiir size bir şeyler yaşatıyorsa o yaşadığınızın dışa vurumudur zaten. O yaşadığınızı bir şekilde notalara döküyorsunuz. Yani biraz önce söylediğim gibi tekrar da olmasın, millete sıkmayalım. Benim için önce şiir vardır. Şiir bana bir şeyler yaşatmışsa ben de ona bir şeyler yaşatırım yani. Ya onu çok iyi anlıyorum. Şöyle hissediyorsun, güzel bir şey olacak. O çabuk bitebiliyor yani. Mesela his bu burada çok doğru. Akıyor yani çünkü. Ben de enstrüman yaptığım için mesela sazı belli bir aşamaya getirdiğim zaman hissediyorum bundan güzel ton alacağım. Onu bir an önce bitirdim. Normalde 3-4 ayda yaptığım sazı bir haftada yaptığım olmuştur. Çünkü bundan güzel bir şey çıkacak hissediyorsun. Bu da ona benzer gibi bir şey. Akıyor yani, onu hissettiğin anda o sonuca ulaştırıyor sizi. Evet, benim turnam başım darda benim. Bu şu yaban diyarda benim. O da benim hemen görür görmez çok çabuk beslediğim bir şiirdir. Mesela Karadeniz Karadeniz fırtınalar içindeyiz. Ben o şiir çok güzel olmuş. Ona da çok. Yani hem Buğday Tanesi hem Karadeniz Karadeniz'i belki 20 tane bestesini yaptım, yırttım. Olmadı, olmadı, olmadı. Yani bestecilik şeydir. Bir şey üretirsiniz, gece yaparsınız besteyi. Sabah kalkarsınız. Dünyanın en güzel şeyini yaptım sanırsınız. Sabah kalkarsınız. Dinlersiniz. Eyvah, ben buna mı bir akşam yanılmışım dersin derim yani, evet, o bazen. O duygu durumu. Bir de beste çıkar, başka bir bestenin etkisinde kalabilirsiniz. Onun test aşaması vardır. Yani dinletirim, en yakınlarıma dinletirim. 20-25 yıldır biz Onur'la birbirimize dinletiriz bestelerimizi. Evet. O bana dinletir, ben ona dinletir. Mehmet abi olmaz der. Onur bu çok güzel olmuş derim ya da olmamış derim. Yani sonuçta besteyi yaptığınız çok güzel bir şey. Onun bir bekleme süreci var, demleme süreci var. Onu bekleteceksiniz. Belki başka bir besteye öykünmüş olabilir, farkında olma. Hepsi 12 notayla yapılıyor bunların sonuçta. Yani bu hemen yaptım, hemen piyasaya çıkarayım, hem insanlara dinleteyim, albüme sokayım yok. Onun için bekletmek lazım. Başka bir bestenin etkilenmiş olabilirsiniz. Çok doğal. Muhtemel bu. Mümkündür, evet. Yani şiir mesela özellikle ya şu şair güzel şiirler yazıyor, bunları bestelemem lazım dediğiniz var mı, yoksa şiir değişiyor ama mesela spesifik biri, mesela bunun şiirleri güzeldir diyebileceğiniz bir şairimiz ya da tercih ettiğiniz ya da çalıştığınız birlikte. Evet, çalıştım, sürekli çalıştığım şairler var benim. Tabii ben Nazım'dan da, Hasan Hüseyin'den de, onlar yani bilinen zaten, çok evet, önemli şairlerden, büyük şairler tabii diyelim onlar. Onlardan da bestelerim var tabii. Ama benim sürekli çalıştığım birkaç tane şair var. İbrahim Karaca. Selam olsun İbrahim Karaca'ya buradan. Buğday Tanesi'nin biraz önce ona selam göndermiş olalım. Benim birçok bestem var ondan. Avni Kaysal, Fatsalı bir arkadaşım. Onunla da birçok bestem var. Dursun Ali Akınet. Çekelim Turnam Sineye. Ya. O aynı zamanda Halil İbrahim'in de Yolun Sonunda söylüyor. O da Fatsalı. Birlikte çalıştığım şey. Fatsa da ne güzel Ahmet bir yerdir. Ahmet Can Akyol. Ersin Ergün. Birlikte çalıştığım. Ya bu şair insanları arkadaşlar anmak lazım. Ben özellikle kesinlikle soruyorum. Kesinlikle. Bazen unuttuğum zaman, bazen çok nadiren de olsa unutuyorum arkadaşlar. Gerçekten olabiliyor çok da şey kadar. Evet. Yani ben bir şey yapıyorsam, ben güzel bir beste yapmışsam, o yaptığım güzel bir bestenin gerçekten kaynağında onlar vardır. İlham onların yarattığı güzelliğin üzerine ben yeni bir güzellik kuruyorum. Bir güzellik varsa yarısı onlarındır. Her zaman söylerim yani. O saygıyla şair arkadaşlarımı selamlıyorum buradan onlara. Selamlar olsun. Yani gerçekten. O zaman abi devam edelim. Ne istersen. Devam edelim. Ben bir telefon numarası vereceğim. WhatsApp hattımızın numarasını. Siz de bir tane hazırlayın orada. Peki. Efendim biliyorsunuz WhatsApp hattımızı. Yeni izleyenler varsa 0530 848 13 12 0530 848 13 12 nolu WhatsApp hattımıza istek, dilek, temenni ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Kısa mesajlar yazın efendim, çok uzun olmasın. Bir de isim yazmayı unutmayın. Mesajları okumak ve karşıya sizlere yansımasını sağlamak daha kolay oluyor. Şimdi bakalım
Mehmet Gümüş Üstad ne söyleyecek bize? Şimdi mikrofonu biraz ağzına yakın tutman lazımmış abisi. Tabii anladım. Oradan sinyal aldım ben. Evet. Şimdi ben Anneler Günü adlı bir eserim var benim. Edip abi okumuştu. Banu Kırba okumuştu. Malum işte 3 gün önce de Anneler Günü'ydü. Evet. Bütün anneleri Seyfiye Likay okumuştu. Birçok sanatçı dostum da okudu. Bütün annelerin, annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum. Ve Anneler Günü'nü eyvallah söylemek istiyorum. Gelip yatmış inadına giyin sen de Mayıs'a batmış yürü sokakta çocukların düşü aksın yürü ki saksıda çiçekler sana baksın yürü ki saksıda çiçekler sana baksın yeşildir artık yüreğinde kara bulut bugün anneler günü annem beni unut yeşildir artık yüreğinde kara bulut bugün anneler günü annem beni unut Bir türkü seç 5 yıl büyüdün okulun önünden geç Islanırsa anıların güneşte kurur Gözümde, gözümde, gözlerinde bir umut Gözümde, gözümde, gözlerinde bir umut Yeşildir artık yüreğinde kara bulut Bugün anneler günü annem beni unut Yeşildir artık yüreğinde kara bulut Bugün anneler günü annem beni unut Kıyısında dur Kayıyor yıldız annem içinden direk tut Koşar sana Kısa pantolonlu bir çocuk Gözünde Gözümde Gözlerinde bir umut Gözünde Gözümde Gözlerinde bir umut Yeşildir artık yüreğinde kara bulut bugün anneler günü annem beni unut yeşildir artık yüreğinde kara bulut bugün anneler günü annem beni unut tüm annelere gitsin sözlerini Nevzat Çelik yazdı Nevzat Çelik'e de buradan selamlar olsun Cezayir şiiridir Ona da selamlarımızı gönderelim. Annem beni unut, ben içerideyim. Evet, evet. Anneler tabii ki unutmaz. Tabii, tabii. Tabii bu şarkıda tabii anne deyince akla hep üzüntüler geliyor. Çünkü anneler gerçekten bu ülkede çok acılar çekti. Hala da çekenler var, çekiyorlar da. Onun için anne şarkıları hep ağlatıyor. Anneleri de ağlatıyor, insanlar da ağlatıyor. Şimdi tabii bu şarkıda biz anneler ağlasın diye değil, yanaklarında güller, gülsünler diye şiir yazdı Nevzat. Evet. Ama sonuçta yine de
Anne yine de anne unut, duygulanıyor. Anne beni unut derkenki duyguyu his. Bu sefer bugün gelir. Beni düşünme. Kendini yaşa diyor şair. Mümkün. Beni düşünme diyor ama mümkün değil tabii yani sonuçta anne. Yine de öyle. Bunda daha önce... Nevzat Çelik'e de buradan selam olsun. Evet. Birkaç mesaj okuyabilir miyim abi? Tabii. Çünkü mesajlar birikince de gecikiyoruz, okuyamıyoruz. İyi yayınlar. Mehmet Gümüş'ten buğday tanesini rica etsek. Orhan Güney, Ayhan Güney, Ordu programınıza başarılar dilerim. Ordu'dan Ayhan Güney. Evet, sağ olsun, teşekkür ederim. Ama o mesaj tabii biz okuduk onu. Okuduk onu, evet. Dinlemiştir zaten. İlk mesaj o arkadaşımızdan gelmiş Ordu'dan. Evet. Sizin gibi türkü dostlarını bizlerle buluşturan Cem TV'ye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sevgili Turgay Demir'den Turnam Gidersen Mardin'e türküsünü tüm aşk ve sevda çekenler için seslendirmesini rica ediyorum demiş sevgili İsmail Yılmaz. Çok teşekkür ederim sevgili İsmail. İnşallah ilgin için. Turgay Bey, iyi programlar, zevkle izliyorum. Mehmet Bey'den sıradaki türküyü Erzincanlılara armağan ediyorum demiş Saniye Balım. Çok teşekkürler Saniye Hanım ilginiz için. Sevgili Mehmet Bey ve Turgay Bey, iyi yayınlar diliyorum. Turgay Bey'den geçen hafta kaybettiğim can yoldaşım Aden Kaya için bir selam sal. Sabah olsun, iyi yayınlar. Erdoğan Kocaoğlu. Erdoğan Bey, evet geçen hafta çok kıymetli bir dostumuz göçtü öbür tarafa. Yani ışıklar içinde. Şimdi hatırlattınız. Çok sevdiğim bir Adem Kaya abimizi hayat kaybettik. Hayat işte yani, maalesef. Işıklar yoldaşı olsun. Çok güzel, çok düzgün bir insandı. Gerçekten içi dışı bir dersin ya, öyle bir abimizdi. Rahmetle saygıyla anıyorum. İnşallah vakit kalırsa okumaya çalışacağım. İyi yayınlar. Öncelikle böyle güzel bir program için emeği geçenlere teşekkür ederim. Yüreğinde sevgiyi, hoşgörüyü notalara ifade eden sevgili dostum Mehmet Gümüş'ü sizlerin arasında izlemek çok güzel. Fahri Atabay. Çok teşekkürler Fahri Bey. Sağ olun. Sağ olsunlar. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler. Ben Ali. Yenice yolları bükülür gider ve Eyn dedikleri küçük bir şehir türküsünü çalarsanız memnun olacağız. Sevgili Ali, Eyn türküsünü geçen hafta da istenmişti çok. Ben onu okuyacağım şimdi. Boşluk almıştım abi geçen hafta. Sevgili kardeşim, sizi ve konuğunuz Mehmet Gümüş'ü Karadeniz'in kıyıcı Giresun Görele Çavuşlu'dan selamlıyorum. Necdet Tahmaz. Çok teşekkürler Necdet Tahmaz. Bizim çok sadık izleyenimiz evet, her hafta. Görele'de konser. Evet. Karadeniz şehrinde konser edildi mi? Bizim Kültür Bakanlığı korodanı mı? Ay Allah, ismini unuttum şimdi. Tahmaz'la akrabasınız herhalde. Şimdi burada çok uzun bir mesaj var. Sevgili Nur'dan göndermiş. İçten üçten yorumu ve sesi ile türkülerdeki gönüllü elçiliğini başarıyla devam ettiren Turgay Demir hocama, türküleşen bestelerin sahibi ve özel yorumu ile abim, dostum, üstadım Mehmet Gümüş'e selamlar, sevgiler sunuyorum. Ayrıca Cem TV'ye, Cem TV izleyenlerine ve türkülere gönül veren herkese selamlarımı da sunmak istiyorum. İnsanların yabancılaştığı böylesine bir zamanda iştenliğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Nurdan İpek. Selamlar olsun. Çok sağ olun. Nurdan İpek olunca ben de bir bana bir de 10 saniye izin verirse bir cümlede ben söyleyeyim. Nurdan'a çok teşekkür ederim. Bu programa katılmama da daha çok kendi öneren. Ben zaten takip ediyordum. Birçok program önerdi bana Nurdan. Ama benim tercih ettiğim de bir programdı gerçekten, çok senin programın ama Nurdan'ın bu programında yani buraya gelmemde katkısı var. Çünkü o da geldi benden önce size. Ben de teşekkür ederim. Nurdan bizim meslek örgütümüzün haysiyet kurulu başkanıdır aynı zamanda. Meslek örgütünden bahsedeceğiz, unutmayalım onu. Unutmayalım. Onun için Nurdan'a çok teşekkür ederim. Benim için söylediklerini nedeniyle de. Kendi duruşu nedeniyle de, mesajı nedeniyle de eksik olmasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok selamlar sevgili Nur'dan. İnşallah görüşmek dileğiyle. Toprağa sıkı sarıl, boy vereceksin. Nasıl güzel bir söz. Mehmet Gümüş hocamızın ağzına sağlık. İyi yayınlar Turgay hocam. Sevgiler Gülay Gülseren. Evet. Teşekkür ederim. Toprağa sıkı sarıl, boy vereceksin. Evet. Buğday tanesinin içinde evet, geçen. Evet, bile. Evet. Bir tane daha mesaj okuyayım şurada.
Mehmet Hocam selamlar sevgiler. Beylikdüzü'nden selamlar. Turnam başım dertte benim türküsünü söylerseniz memnun olurum. Selamlar sevgiler. Can Türk ailesi. Selam olsun Can Türk ailesine. Onu söyleyeceğim zaten benim. Hem Erzincanlı arkadaşlarıma göndereceğim onu. Erzincan'dan bizi arayanlara. Çünkü Erzincan'da da ben, çünkü Erzincan benim için başka türlü bir özel. 2,5 yılımı cezaevinde orada yattım yani. Ha, orada yani böyle bir anısı var ama oradaki dostlar gerçekten başka, bambaşkadır. Göndereceğim. Selam olsun buradan da Erzincan'a. Bir Eğin Türküsü ben de okuyacağım. Ayrıca Türk halk müziğimizde önemli bir damardır yani Erzincan. Tabii. 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 Çok böyle damarlar var. Kırşehir gibi. Yozgat vardır. Tabii. Kırşehir zaten. Stuttgart'tan selamlar okumuş ailesi göndermiş. Çok teşekkürler. Güzel mesaj. Bak kısa. Stuttgart'tan selamlar. Sevgili Turgay Hocam, size ve değerli konuğunuza iyi yayınlar diliyoruz. Teknur ve Hakan, çok teşekkürler sevgili Teknur ve Hakan. Efendim, okuyacağım mesajları. Şimdilik bu kadarla kalsın. Bir türkü ben okuyabilir miyim? Tabii. Bu Eğin Türküsünü okuyayım. Geçen haftadan borçlu. Dükkan senin. Yok, bizim burası Cem TV herkesin. Gözlüklerimiz de bazen gözümüzde mi dursun, orada mı dursun? Hani yaşlandık zannedecekler ama daha değil. Ya Turgay dur, daha yaşlandık deme ya. Abi öyle görünüyormuş karşıdan. Türküleri yapanlara gitsin. O bağlama tabii sahnede ağır olmuyor mu? İlk başlarda öyleydi de alıştım ben. Yani ilk başlarda çok zorlandım. Ben bunu 2000 yılında yaptım. Evet. Kıvırcık da vardı öyle. Çok işte, ben yapmıştım sevgili Ali'ye. İlk, ona da mı sen yapmıştın? Sazı ben yapmıştım. İlk zamanlar çok zorlandım. Sonra aslında alıştım. Evet. Kas yaptık. Evet. Bağlama düzeltiyoruz. Bir avantajı var aslında. Ben ayakta da söylediğim için konserlerde. Ha, o bir ağır olur. Zor oluyor tabii yani orkestra falan. Öyle. Ne yapalım ama abi? İlginç, gerekiyor. Ne isterse onu yapalım. Sen ne dersen odur. Estağfurullah. Devam. Evet. Devam. Çok türkü istiyorlar sizden. Yani mesajlar maşallah, bayağı ciddi mesajlar var. Sağ olsunlar arkadaşlar, evet. Eksik olmasınlar. Evet. Şimdi o zaman ben hangisini söyleyelim? Şey yapalım, turnamı söyleyeyim. Turnam tamam. Başım darda benim. Dursun Ali Akınettin sözlerini yazdı. Hem biraz önce arkadaşlarım istemişlerdi. Hem de Erzincanlı arkadaşlara gönderelim. Eyvallah. Benim de bu çok bilinen bir bestelerimden bir tanesi. Şu yaban diyarda benim,
Turnam başım darda benim, şu yaban diyarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, gözden uzaklarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, uzaklarda benim. Çekelim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülme karam, belki seneye. Çekelim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülme karam, belki seneye. Başım öne eğdirdilem, yüzüm yere değdirdilem. Başım öne eğdirdilem, yüzüm yere değdirdilem. Saçıma kar yağdırdılar, yaz ile baharda benim. Saçıma kar yağdırdılar, yaz baharda benim. Çekelim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülme karam, belki seneye. Çekelim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülme karam, belki seneye. Çekelim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Hepsi birbirine güzel, ne kadar güzel ya bunlar. Dedim, eyvallah, sağ ol. Bunları yapan yürek nasıl bir yürek? Bu yüreği de cezaevine tıkmışlar. O belki de bu bir vesile olmuş, böyle güzel şeyler üretmek için olabilir mi? Yoksa ya şimdi beste yapmak için cezaevine girilmez tabii. Yok, işin yok. Keşke cezaevleri hiç olmasaydı. Keşke kavgalar, keşke her şey, hayat, sevgi ve barış üzerine kurulsaydı. Ama maalesef ülkemizin şeyleri bunlar, gerçekleri. Yani cezaevine giriyorsunuz, bir de beraat ediyorsunuz yani. Bir de yani suçsuzluğunuz kanıtlanıyor ve 7,5 sene hayatınızdan çalınıyor. Evet, tabii ki bu arada hayatınızı, o da içeride sonuçta hayat sizin hayatınız ve olduğu gibi kabul edeceksiniz onu. Sonuçta cezaevine düştünüz, hayat devam ediyor. Orada kendi alışkanlıklarınızı, kendi becerilerinizi, kendi üretken olan yanlarınızı geliştireceksiniz. Tabii biz de onu yapmaya çalıştık. Sonuçta benim mesleğim müzikti ve orada beste yapmaya çalıştım. Ben birinci bestemi, enstrümanın yasak olduğu, ilk 5 yıl yasaktı 12 Eylül koşullarında. 5 yıl enstrüman vermediler, yasaktı. Ben onu sadece duygularımla yaptım. Yani. Ya. Elimde enstrüman olmadan yaptım. Benim ilk bestemdir. Karadeniz, Karadeniz fırtınalar içindeyiz. Birazdan söyleyeceğim. O çok önemli çünkü bir kayıt da yok. Bir yere de kaydedemiyorsun. Belleğini kayıt kaydediyorsun. Yok. Nota. Enstrüman da yok. Tabii kayıt yok ama nota biliyorum. Ama onu icra etmeden tamam mırıldanıyorsun. Tabii canım, yani sonuçta enstrüman olmadan, enstrümanın sana kazandırdığı, beste yaparken her enstrümanın insanda yarattığı bir derinlik var. Siz işte onu, çok iyi onu diyorum ben de yani. Bu da ayrı bir özellik yani, enstrüman olmadan sadece notaya al. Sonuçta 85 yılında enstrümanlar geldi ve bestlerim yoğunlaştı. Şimdi abi ben seninle ilgili biraz baktım da bir ciddi notlar aldım. Biraz da soru da soracağım. Sizin bir her türlü müzikle ilgili, benimle ilgili her türlü zor soru seversiniz. Şimdi bakınız, 150'den fazla bir besteden bahsediyor. Edip Akbayram, Kubat, Onur Akın, Deniz Toprak, efendim Sevcan Orhan, Yavuz Bingöl, İlkay Akkaya,
Hüseyin Turan yani uzayıp gidiyor. Oğuz Aksaç ikini gözüme çarpar. Ya neredeyse okumayan yok. Ya okumayan kalmamış eserlerinizi. Bu gerçekten müthiş bir keyiftir. Müthiş bir keyif ve müthiş bir güzellik. Çünkü gerçekten Türkiye'nin en iyi türkü sesleri bestelerimi okudular. Onlar benim bestelerime çok şey kattılar gerçekten. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz önce siz saydınız. Daha birçokları var. Onların hepsine ayrı. Nurdan İpek'i de unutmayan. Nurdan İpek de benim bestem var, oldu. Var çok var şimdi. Çok bestem okudu Nurdan İpek'te. Geçen televizyon programında Nurdan'ı unuttum. Yani o da benim bestelerimi okuyan sanatçı dostlarımdan bir tanesidir. Onu da Seyfi Yerlikaya, efendim Banu Kırba, İlkay Akkaya. Buğday tanesi İlkay Akkaya okudu ya. Mesela. Çok da güzel okudu ya. O da. Sevcan Orhan okudu, Yavuz Bingöl okudu, daha birçok insan okudu. 90'da ilk albüm yapmışsınız. Evet. Sonra 92'de bir tane, ikişer yıl arayla. Evet. Sonra 94-98'de Mehmet Gümüş Solmasın. Solmasın, yüzüm. Evet. Ondan sonra 2003 yılında yaptım. Sonra 2016 yılında yaptım. Mehmet Gümüş Besteler albümü benim için çok önemlidir. 2016 yılında yaptım. Kendi besteler, farklı tabii. Solistler mi okudu? Tabii tabii. Mehmet Gümüş bestelerinden işte benim %100'de şu anda 200 tane dev oldu bestem de. Yani benim o zaman işte bestelerim içerisinden 17 tanesini seçtik. 17 tane türkü sesi okudu bunu. Şimdi şöyle yani, garip bir soru sorayım. Hani derler garip. Ya en sevdiğin hangisi? Aslında hepsi ayrı ayrı güzel ama bazen mesela türkülerin hepsini seviyorum ben. Zaten yani bestelerim içerisinde mi soruyorsun? Yani mesela okumak istediğini söyle. Okurken hep sürekli böyle ben mesela çok bir 3-5 türkü vardır. Onları okurken acayip. İnsanın çok sevdiği türküler de vardır. İnsanın bestecilerin de çok sevdiği kendi besteleri hani garip de olmasın diye sorarken son derece de doğaldır yani. Evet. Benim bestelerimi ayırt edemem. Hepsi bir eşittir falan filan. Evet, sevgi olarak kattığınız emek açısından belki o tartışılır ama sonuçta benim hakikaten kendi bestelerim içerisinde de çok sevdiklerim var açıkçası. İşte onları da en çok sevdiklerim yani. Turgay bak ben bazı mesela benim Turnan Başım Derdi benim. Buğday Tanesi. Özellikle bu iki bestemi okumadığım televizyon programlarından çok sert mailler alıyorum. Bunu niye okuma? Yani küfür demeyeyim zaten ama. Zaten maillerden belli mesajlar. Sitemler alıyorum yani. Onun için ben bir kere bu ikisini ama mesela Karadeniz'i okumadığım zaman onu okuyor. Sen Gidersen'i okumadığım zaman Sen Giderken Karanfiller Sıralıydı. Mesela ben onu çok okumam esasında. Çünkü ben onu kendi albümlerimde okumadım hiç. Başka sanatçı dostum okudu. Yani bazı bestelerimi okumadığım zaman da çok büyük eleştiriler alıyorum. Niye okumadın? Zaten biraz önce maillerde gördünüz yani bu özellikle evet, bu evet. Biraz önce saydığım direkt besteler. Direkt başlarken onlar hepsi onların isimleri geliyor. Ne çok insanın yüreğine dokunmuşsunuz. Ya yani bu müthiş çok, bir şeydir biliyor musunuz? Teşekkür ederim yani, tabii yüzüm kızarıyor tabii sen böyle söyleyince. Estağfurullah yok gerçekten ben saygıyla eğiliyorum üreten çok insan. Çok önemli tabii. Müthiş yani, bir şey ben, yani bu. Yani bunlar ömür boyu yaşayacak şey. Yani yüzyıllar boyu yaşayacak buna. Bundan o daha başka bir keyif tabii. Yani mesela Argoman Festivali'ne gittim. Okuyorum bunlardan biraz önceki o bilinen bestelerinden bir tanesi. 30 bin kişi sizinle birlikte senin besteni söylüyor. Bu gerçekten çok büyük bir keyif. Yolda gelecek. O artık benden çıktı. Yani şey bazı bestelerim milleti insanların adı. Halkımızın yani onlar o söylüyorlar. Benimle birlikte söylüyorlar. Ben sahnede kendi söylediğimi duyamıyorum. Yani o söylüyorlar. O beni çok mutlu ediyor. Ben başka bir şey. Demek ki bir işleri yapmış. İnsanlarla paylaşmak çok güzel bir şey tabii Turgay'cığım. Ya. Müthiş ya. O yüzden böyle genç kalmışsınız. Şimdi oradan besleniyorsunuz. Yani düşünsene 30 bin kişi. Teşekkür ederim. Siz duruyorsunuz. Onlar söylüyor sizi. Evet. Sizi onlar tarif ediyor. Enteresan evet, bir şey. Ederim. Tabii o her zaman beste böyle olmuyor ama sonuçta bazıları öne çıkıyor. Seviliyor. Doğal ki yani hepsi öyle evet, olmayabilir tabii. Ama evet. İşte topluma mal olmuş. Çok önemli evet, eserler bunlar. Bir tane daha dinleyelim. Bir tane daha söyleyeyim. O zaman ben şöyle yapayım. Şimdi benim Yalnızlıklar Vurur Seni diye yeni bir albüm yaptım. 8 şarkılık. Daha doğrusu biliyorsun dijital ortamda yaptık artık. Albümlerin maalesef şekli değişti. Sen biliyorsun ama insanlar eskiden biliyorsunuz işte albüm yapardık, kaset yapardık, CD yapardık vesaire. Şimdi albümleri yapıyorsunuz. Dijital ortamda. Ondan sonra dijital ortamda artık o Spotify'a efendim dijital ortamların hepsine vermek için YouTube'a yüklüyorsunuz. YouTube'dan oraya yükleniyor ne vesaire. Ne olarak arayacaklar sizin o albümün ismini? Yalnızlıklar Vurur Seni YouTube'da. Yalnızlıklar Vurur YouTube'a Seni. YouTube'a Mehmet Gümüş. Yalnızlıklar ya yeni albüm o. Evet. Yeni şarkı da o. Şimdi gerek pazartesi günü yeni bir klibim geliyor. Ha. Ve onunla birlikte o klibimle birlikte
4-5 tane daha yeni ezgi gelecek. Pazartesi gün YouTube'da klibimi görecekler. Yeni bir şarkı o. Duydunuz aslında efendim. O şarkıyı belki söyleyebiliriz burada zamanımız olursa. Abi nasıl istersen. Tamam abi. Ama henüz daha bir ay önce çıkan. Ben programına gelen herkes diyor ki ya ne kadar rahat bir program. Çok rahat program hakikaten. Şimdi geçen Nur'dan da aynı şey. Normal. Ya burası dükkan benim gibi oldu yani. Aynen öyle. Yani önemli olan. Çok teşekkür ederim. O sen rahattın. Gelen insanlar çok önemli insanlar, evet. Özel insanlar. Ben hasbel kadar aracılık ediyorum. O nedir biliyor musun? İnsanın kendiyle barışık olması, kendine olan güveniyle alakalı bir şey o. Kim insanlar çok fazla bölüşmeyi sevmez. Bir kendi sınırlar çizer. O da bir yöntemdir falan amına. Ama böyle programları ben de seviyorum açıkçası. Ben de program yapsam böyle yapmak isterim Turgay'cığım. Şimdi ben o zaman bu yeni arkasından ezgimi söyleyeyim. Arkasından bir tane söylemek istediğinizi bağlayabilirsiniz. Vaktimiz var mı arkadaşlar ara için? İki tane arka arkaya bağlayabilirsiniz. Olur. Tamam. Öyle de yapabiliriz. Benim de işime geliyor, oturuyor. O zaman arka arkaya bağlayacaksam ben ne yapayım biliyor musun? Evet. Turgay'cığım, ben şöyle bir şey yapacağım şimdi. Dükkan benim de, usta da sizsiniz yani. Öyle tamam. Bir şey var. Yalnızlıklar vurur seni. Yeni bir şey. Klibini de yeni yaptık. YouTube'da bir ay önce koyduk. Sözlerini yine Fatsalı, biraz önce adını söylediğim şair arkadaşım Avni Kaysal yazdı. Bu eser de yürüyecek mi abi? Yani ben çok beğeniyorum. Bana iyi geliyor. Sana iyi geliyorsa tamam. YouTube'daki yürümesi de iyi. Yani henüz daha çok yeni olmasına rağmen bunları konuşmayalım çok. Abi, milleti de sıkmayalım yani şimdi. Eyvallah, dinleyelim. Yani şu, dinleyelim. Eser konuşsun. İyi gidiyor yani. YouTube'daki şey olarak da iyi diyelim. O kadar iyi. Yalnızlıklar vurur seni, bilmez miyim can oca? Sen yeter ki çağır beni, gelmez miyim can oca? Ne ben bahçıvanım ne sen, çiçek verdik desen desen. Hele bir de sen gidersen, ölmez miyim can ocan? Ölmez miyim can ocan? Ölmez miyim? Hele bir de sen gidersen, ölmez miyim can ocan? Ölmez miyim can ocan? Ölmez miyim? Çatsın taşlarını, bırak çatsın kaşlarını, o feleğin saçlarını, yolmaz mıyım can ocan? Ne ben bahçıvanım ne sen, çiçek verdik desen desen. Hele bir de sen gidersen, ölmez miyim can ocan? Ölmez miyim can ocan? Ölmez miyim?
Hele bir de sen gidersen ölmez miyim can o can, ölmez miyim can o can, ölmez miyim? Hele bir de sen gidersen ölmez miyim can o can, ölmez miyim can o can, ölmez miyim? Eline sağlık abi. Gökte uçan huma kuşu, tozludur hayat yokuşu. Gökte uçan huma kuşu, tozludur hayat yokuşu. Feleğin bize bakışı, hoş mudur hoş değil midir? Feleğin bize bakışı, hoş mudur hoş değil midir? Oy. Bir fener al da eline, karanlığını vur beline, bak şu köyünü güzeline, hoş mudur hoş değil midir o? Bana bir sevgili göster, ben istemem gönül ister, yüzünden pahalı aslar, hoş mudur hoş değil midir o? Çınar gökyüzünü deler, yaprağını yere salar oy. Çınar gökyüzünü deler, yaprağını yere salar oy. Söyle derdini desene, hoş mudur hoş değil midir? Söyle derdini deseler, hoş mudur hoş değil midir? Fener al da elini, karanlığını vur beline, bak şu köyünü güzeline, hoş mudur hoş değil midir o? Bana bir sevgili göster, ben istemem gönül ister, yüzünden pahalı aslan, hoş mudur hoş değil midir o? Bir fener al da eline, karanlığını vur beline, bak şu köyünü güzeline, hoş mudur hoş değil midir? Bu da benim konserlerde sık söylediğim böyle hareketli ezgilerimle orkestrayla çok da akıcı oldu. Evet. Çok keyifli bir eser. Evet. Efendim mesajlar birikti. Bir ara vereceğiz. 11.30'a kadar buradayız. Bir yere ayrılmayın. 5 dakikalık bir mola vereceğiz. Moladan sonra görüşmek dileğiyle. Gökte bulut soldu gülüm, bir
selamsa sabah olsun, bir selamsa güneşli olsun, bir selamsa üzüm olsun. Gökte bulut yandı gülüm, bir selamsa sabah olsun, bir selamsa güneşli olsun, bir selamsa sabah olsun, bir selamsa güneş olsun, bir selamsa yüzüm başka türkü söylüyorum, başka türkü. Yitirmişim eve barkını, bir selamsa sabah olsun, bir selamsa güneş olsun, bir selamsa üzüm. Yitirmişim eve barkını, bir selamsa sabah olsun, bir selamsa güneş olsun, bir selamsa yüzüm. Yine sağlık. Kıvırcık Aliye'de sevgili Özlem'le arıyoruz onu, ışıklar içinde uyusun. Evet. Güzel arkadaşımız ya. Bir gecik geldi, özür diliyorum. Duygulandım şimdi. Sıra senin abi. Geldi bana. Peki düştü, sevinmek sana düştü. Bu nasıl paylaşmakmış, hüzünler bana düştü. Sevilmek sana düştü, sevinmek sana düştü. Bu nasıl paylaşmakmış, hüzünler bana düştü. Aklımdasın ağlasam da gülsem de, saklımdasın yaşasam da ölsem de. Hangi
yöne dönsem de yol senden yana düştü. Hangi yöne dönsem de yol senden yana düştü. Kalmak, küllenen korda kalmak, geçti yarayı sarmak, acılar cana düştü. Zor imiş zorda kalmak, küllenen korda kalmak, geçti yarayı sarmak, acılar cana düştü. Aklımdasın, ağlasam da gülsem de. Saklımdasın, yaşasam da ölsem de. Hangi yöne dönsem de yol senden yana düştü. Hangi yöne dönsem de yol senden yana düştü. Hangi yöne dönsem de yol senden yana düştü. Sözlerini Avni Kaysal'da yazdığında. Bu da benim Deniz Toprak okumuştu benim Mehmet Gümüş Besteleri albümünde bunu da. Güzel çok, okudu. Bu da çok keyifli. Arkadaşımız. Gönlüne sağlık. Efendim programımızı 11.30'da bitirecektik ama o kadar çok istek ve mesaj var ki kıramadık. 12'de bitirmeye karar verdik. 12'ye kadar sabredip bekleyeceksiniz. Üzgünüm. Şimdi biraz mesaj okumak durumundayım. Çok mesaj var. Okumayınca da abi kızıyorlar sonra. Bu kadar mesaj attık okumadınız diye. Yalnız bir saniye. Konuğunuz Mehmet Gümüş onurumuzdur. Zevkle izliyoruz. Selamlar Selahattin Şimşek. Çok benden teşekkürler. Çok selam. Bizden de selamlar olsun. Mehmet Gümüş arkadaşımdan son bestelerinden birisini seslendirebilir mi diyor Fahri Atabay. Fahri Atabay benim çok değerli dostlarımdan bir tanesidir. Bu yeni benim biraz önce bahsettiğim yeni pazartesi günü çıkacak olan klibim vardı ya işte onunla birlikte yani yeni bir albüm geliyor. Evet, evet. O klibin çekilmesine bana çok destek oldu. Güzel. Beni yönlendirdi. Bana yardım etti. Klip çekme aşamasında Terkos Gölü etrafında çektik klibi. O da çok zahmete geçti arkadaşımın. Çok onu teşekkür okuyacağım. Ediyoruz. Tamam. O zaman ona. Efendim, sayenizde gurbet acısı biraz olsun yumuşuyor. Gözümü kapatıp dinliyorum ve memleketteymişim gibi mutlu oluyorum. Ellerinize, ayağınıza, ağzınıza sağlık demiş Tengri Türk Menem. Eyvallah. İyi geceler, öyle çok güzelsiniz ki ne yazsam yetersiz kalıyor. Ben İzmir'den, Çiğli'den Melek, yolunuz hep açık olsun demiş. Çiğli'ye Melek Hanım, sizin nezdinizde selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Mehmet Gümüş Bey'den Yalnızlıklar Vurur Seni eserini söylemesini istiyoruz demiş. İsmail Yılmaz Maltepe'den çok teşekkürler sevgili İsmail. Biraz önce. Biraz önce okuduk arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, arkadaşımın listesini dinlemiştir. Gerçi belki ondan önce okumuştur. Tabii tabii ondan önce okumuş. Turgay Hocam program müthiş. Ben Musa Çırakman, Hüseyin Çırakman'dan bugün bize hoş geldiniz erenleri söyler misiniz rica etsem. Bütün Çorumlulara gelsin. Mehmet Gümüş Hocam'ın da eline, emeğine sağlık, nefesine sağlık demiş. Musa Çırakman, Hüseyin Çırakman'ı da anıyoruz rahmetli özlemle. Akraba oluyorlar herhalde. Ben tanımıyorum Mehmet olabilir. Çırakman'ı. Olabilir. Mehmet Bey merhaba. Sizi ben 1990 yılında Samsun'da rahmetli Mustafa Gülbudak vasıtasıyla tanımıştım.
Rahmetli Mustafa Gülbudak hocamız için bir türkü okuyabilir misiniz? Öğretmen Sururi Can. Okurum. Mustafa Gülbudak benim de hocamdır ortaokuldan. Aynı zamanda dostumdur. Söylediği isim benim için önemli bir isimdir. Evet. Şimdi okuyacağım ezgi onun için olacak o zaman. O zaman mesajlar biraz dursun. Gene okuyacağız. O zaman ben şöyle yapayım. Benim özür dilerim. Az önce türküyü zor bitirdim. Bir boğazımda bir problem var sesimde benim. Birkaç gündür. Onun için tekrar özür diliyorum. Öksürük bir gıcık geldi. Yoksa güzel okuyorum aslında. Güzel okudun. Çok güzel okudun. Ne dinliyoruz ben, abi? O yeni ilk defa söylüyorum. Şimdi televizyonları da ilk kez olacak. Pazartesi günü o bahsettiğim ezgi. Onu hem Mustafa için ben başka türkü okuyayım Mustafa Gülbudak tamam, için. Bunu tamam. Fahri Atabay için. Fahri Atabay için. Yeni bir ezgi. İlk defa okumuş olacağız. Dinleyen herkese gelsin efendim. Ne tipi var ne kar şimdi. Harman yeri çiçeklenmiş. Elvan elvan kokar şimdi. Sitem var bülbüle gülden. Bilmem ki ne gelir elden. Yavru ceylan yeni yoldan. Boynu bükük bakar şimdi. Sarmaşık dama sarar ya. Tutunacak dağlar araya. Senden ayrılması var ya. Can evimi yakar şimdi. Yeşeren boy veren ekin, benim omuzumda yükün. Çoban çeşmesine dokun, damla damla akar şimdi. Sitem var bülbüle gülden, bilmem ki ne gelir elden. Yavru ceylan yeni yoldan, boynu bükük bakar şimdi. Sarmaşık dama sarar ya, tutunacak dağlar araya. Senden ayrılması var ya, can evimi yakar şimdi. Çiğdem yerinden, Nergis döner seferinden. Ay bulutun üzerinden, gülücükler döker şimdi. Sitem var bülbüle gülden, bilmem ki ne gelir elden. Yavru ceylan yeni yoldan, boynu bükük bakar şimdi. Sarmaşık dama sarar ya, tutunacak dağlar araya. Senden ayrılması var ya, can evimi yakar şimdi. Senden ayrılması var ya, can evimi yakar şimdi. Bu yeni mi abi?
Bu yeni sıfır, ilk kez söylüyorum televizyonlarda bunu. Aa, çok güzel. Pazartesi günü de YouTube'a klibini yüklüyoruz. Arya mı ismi? Hı? Arya bizim mı? Köye bahar geldi. Bahar geldi. Bir de bizim elde bizim. Bahar geldi diye bir türkü var bizim o tarafta. Çok güzel ama. Teşekkür ederim. Yani, vallahi bilmiyorum onu. Belleklerde insanlar kolay nasıl bak şey yapacaklar, nasıl bulacaklar. Güzel onu oldu. Göreceğiz. Eyvallah. Umarım severler yani. Biz. Şey gördüm abi, geçen ben Türkan Saylan'da Maltepe Belediyesi Halk Müziği Korosu'nu çalıştırıyorum. Çıkışta bir hı. afiş gördüm. Orada bir etkinliğiniz var galiba. Tabii evet evet. Ondan biraz bahsedelim mi? Evet. Maltepe Belediyesi ile İstanbul Demokrat Ordulular Platformu'nun ortak bir etkinliği bu. Çok önemli bir etkinlik. Fatsa eski belediye başkanı, daha doğrusu Fatsa'nın eskimeyen belediye başkanı Fikri Sönmez'in anısına yapılmış bir düzenlenmiş bir etkinlik bu. Fatsa bir yerel yönetim deneyi, doğrudan demokrasi adlı bir etkinliğimiz. Tüm dostlarımızı, tüm arkadaşlarımızı, daha doğrusu İstanbul'da yaşayan herkesi bekliyoruz bu etkinliğe tabii. Güzel bir etkinlik olacağını umuyorum. Müzik var, paneller var, slide gösterileri var. Saat 17.30'da başlıyor, 21.50'ye kadar devam eden bir etkinlik. Böyle bir dizi etkinlik türleri var içerisinde. Bir resim sergisiyle başlıyor. Fikri Sönmez resimlerinden, onun faaliyetlerinden, onun çalışmalarından oluşan bir resim sergisiyle açılışta başlıyor. Ondan sonra devam eden bir dizi etkinlikler sonra müzikle bitiriyoruz. Ben de sahne alacağım tabii. Benim döneme ilişkin bestelerimden oluşan bir mini konser olacak benim için de. Evet efendim, duydunuz. Hangi tarih, kaçtı abi, hangi gündü? Pazar günü, 15 Mayıs. 15 Mayıs, Pazar günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeyiz. Bekleriz efendim. Bir de şu var abi, işte müzik diyoruz. Siz bir meslek örgütünün de yöneticisiniz. Maalesef her şey normale döndü. Müzik normale döndürülemiyor. Yani buna dair. Şimdi aslında bu konuda bir meslek örgütünün, meslek örgütümüzde de MİÖR. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği. Evet. Tüm sanatçı dostlarımızın üye olduğu, solist dostlarımızın, sesini kullanan dostlarımızın üye olduğu çok önemli bir meslek örgütümüz. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Biliyorsunuz pandemi döneminde 2 yıl boyunca en çok etkilenen alan kültür sanat alanı. Evet. Ve en çok etkilenen kültür sanat alanında da müzisyenler, müzik. En çok etkilenen. Müzisyenler tabii konser yapamadılar. Sazlarını satanlar oldu. İntihar edenler oldu. Çok iyi büyük biliyorum. Sıkıntılar yaşayanlar oldu. Çok bak, iyi gerçekten. Yakın tanıdıklar. Çünkü sadece sahnede saz çaz. Müzisyen, saz solistleri kastetmiyorum. Onun, orkestradaki. Işte, orkestradakiler, ışıkçısı. Ondan sonra arkadaki ses düzenini kuranlar. Onun dışında eşlik eden orkestradaki arkadaşlarımız, solistlerin kendileri, günlük yaşamını kazanan insanlar, onların konser yaptığı mekanlar, evet, hepsi çok etkilendi ama özellikle müzisyenler çok etkilendi. 2 yıl boyunca gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Ve yeni yeni normalleşme başladı işte birkaç ay öncesinden bildiğiniz gibi. Ama genelde her tarafta hemen hemen pandemi nedeniyle yasakların hepsi kalktı. Hala müzikle ilgili yasak devam ediyor. Önce 12'ye kadar serbestti. Evet. Şimdi 1 saat uzattılar. 1 saat, evet. Oysa yazın biliyorsunuz özellikle turizm alanlarında, turizm de çok etkileniyor buradan. İnan sen de bilirsin, Akdeniz tarafında, turizm alanlarında canım, yani. Ve birçok yerde, hatta birçok gece kulübünde müziğin 1'de başladığı yerler var. Müziğin 12'de başladığı yerler var. Sabah 5'e kadar müzik yapan yerler var. Evet. Ve sabah 5'e kadar, 12'de başlayıp 5'e kadar sahnede olan müzisyenler var. Ve uzun 2 yıl geçen bir pandemi sürecinden sonra tekrar hala müziğe bir saat sınırlaması konmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Bunu buradan söylüyorum. Yani ilgililerin, yetkililerin bunu duymasını istiyorum ve bu saat sınırlamasının tümüyle kalkma. Ve turizm de etkileniyor buradan. Kesinlikle. Yani turizm alanlarında yani, ya 2'de 3'te 4'te 5'e kadar müzik var. Hayır, yani niye sınırlıyorsunuz bunları? Her şey bunları? Normalleşmiş. Nasıl bunu bu şekilde engelleyelim? Tek şu anda, evet, sözünü kesmeyeyim. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Farukçum, tek
yasak şu anda müzikte. Saat sınırlaması. Lütfen onun kaldırılmasını rica ediyoruz. Ve müzisyenler zaten 2 yıl önce çok büyük sıkıntılar çektiler. Hala sıkıntı. Yani onlara yani tekrar sıkıntı yaşatacak durumların kalkması gerekir. Bunların yaşanmaması gerekir. Bunu burada İnsanlar yetkililerin duymasını istiyoruz. Evet. Onu bazen şey olarak deniyor. İşte efendim etrafı rahatsız ediliyor falan filan ama bu mazeret değil. Çünkü desibel ölçer denen bir alet vardır. Takarsın oraya. Onlar belli tabii canım, bir sınırlandırma tabii. Koyarsın. Yani muhtemelen gevşetilecektir. Ben böyle devam edebilmeyi... Turgay'cığım müzik rahatsız etmez. Müzik rahatlatır. Sanat bu. Şimdi... Sanat. O rahatsız eden nereden, şey de müzik nereden olmak... baktığına bağlı. Rahatsız eden şey de müzik olmaktan çıkar zaten. Rahatsız ediyor bir şey o müzik değildir. Müzik gürültüdür rahatlatır. O. Evet. Yani o bu algıyı da bir yıkmak lazım. Yani bu rahatsızlık falan filan. Bu yasakların bu sağ sınırlamasının kalkmasının bir an önce kalkması lazım. Bir an önce kalkması lazım. Biraz mesaj bir meslek hem Mehmet Gümüş olarak söylüyorum bir meslek örgütünün yöneticisi olarak da bunu buradan söylüyorum. Evet biz de istirham ediyoruz yöneticilerimizden. Umuyorum dikkate alınacaktır. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mehmet Gümüş Bey'den buğday tanesi abi. Şükrü Erik istemiş. Teşekkür ederim arkadaşıma. Teşekkür ederiz ilginize. Arkadaşımız için buğday tanesini söyledik. Tabii mesaj herhalde ondan sonra yeni şey açmış olabilir. Buğday tanesi özellikle 2 kere de bir televizyon programında okumak olur mu? İki kere okuyamayız yani. Onu okuduk arkadaşımıza. Belki yeni açanlar vardır. Hiç fark etmez abi. Bir daha okuruz belki. Zamanımız kalırsa belki bir daha okuruz o zaman arkadaşımız için. Sağ olsun. 2 kere okudum da çok oldu buğday tanesini yani benim programlarda. Olsun yani okuruz sorun yok. Eğer çok talep. Çünkü hangi mesajı açsam buğday tanesi geliyor. Belki okuruz efendim. Turgay kardeşim iyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler. Mehmet kardeşim kişiliği, sanatçı kimliğiyle, besteleriyle programa renk katıyor. Anılarımız canlanıyor. Ayrıca ilgiyle izliyoruz. Süleyman Çelebi, DİSK eski genel başkanı, 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili. Buradan biz de sevgili başkanımıza diyelim. DİSK sevgili başkanımıza da ben selamlar, şimdi Süleyman Çelebi ediyoruz. Olunca yine de kusura bakma yani bir iki cümle de söylemem gerekiyor. Tabii ki. Ben ona önce başkanım dedim. Vekilim aynı zamanda milletvekiliydi biliyorsun geçmiş Biliyorum. Dönemlerde. Ama benim için önemli olan onun sen de mi yalnız abi bana Faruk dedin değil mi? Farkında mısın 2 kere? Faruk da yabancımız değil abi sonuçta. Onun için çok özür dilerim. Turgay'cığım çok özür dilerim. Ya, ama tüm yok. Faruklarımı niye... Doğaldır ki yani ben sizinle ben uzaktan tanışıyoruz sosyal medyadan da. İlk defa burada Sima'ya karşılaştık. Ama tabii kayıtlar da var abi. Faruk Demir'le çok uzun tabii eskiden tanıştığımızda biz Mesam'dan doğru abinizde. Onun için çok özür dilerim onu bir kere. Onu düzelttikten sonra tekrar Süleyman Çelebi'ye geçeyim. Ben hoşluk olsun diye söyledim. O abim zaten fark etmez. Çok teşekkür ederim. O senin... Süleyman abi mesajını okuyunca... O senin zarifliğin oldu. Neyse ondan sonra Turgay'cığım diyeyim artık bundan sonra. Süleyman Çelebi benim çok değerli dostum. Çok değerli arkadaşım. Aynı zamanda benim ona başkanım derim. Çünkü onun DİSK başkanlığı benim ilk aklıma gelen şeydir. Aynı zamanda hemşerim. Çok teşekkür ederim. Buradan selam gönderiyorum. Hem eşini hanımefendiye de hem de kendisine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Selam saygılarımızı gönderiyoruz Süleyman Başkanımıza. Çok teşekkürler ilginiz için. Yalnız bu böyle bitmeyecek. Efendim bir de uzun yazıyorsunuz lütfen. Mesela Engin Nurşani'den bir türkü söyler misiniz? Şimdiden teşekkürler demişsiniz. Adım Rustem Altun. Çok teşekkürler Rustem Bey. Sazıyla, sözüyle, hoş sohbetiyle Ali'den Elden hocamızı değerli Cem TV'de görmek istiyoruz. Ali Elden. Ali öldü. Senden bir talep yani konuklarımla evet, ilgili. Evet, beni tamam. Konuşuruz. Düzce'den iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Gümüş Üstad'ın sesinden sıradaki eseri Ordulu Ladik Akpınar mezunu dostlara armağan ediyorum. Seyfullah Tokaç. Çok teşekkürler.
muhtemelen sizi tanıyan dostlarınız. İyi geceler, Mehmet Gümüş'ü çok seviyorum. İyi ki var. O ne güzel bir insan. Ne güzel besteler. İnanılmaz. Çok teşekkür ederim ya. Size de geçmiş olsun. Bugün o zaman hep Mehmet Gümüş okusun olur mu? Saygılar, sevgiler. Çok teşekkürler. İsim yazmamışsınız. Olsun, ben memnun olurum. Böyle güzel enerjisi olan, güzel üretimler yapan insanların daha çok okuması lazım. Çünkü canım, olur güzel olan yok, güzel olan yayılsın, çoğalsın. Güzellikleri çoğaltalım. Yani bunlar yeni eserler var. Halkın dilinde pelesenk olmuş eserler var. Okusun efendim, sorun yok. Sabaha kadar okuruz. Fahri Atabay tekrar teşekkürlerini bildirmişler size. Sağ olsun. Turgay abi, programı izliyoruz. Yengemin sizden bir isteği var. Onu bir dahaki sefere söylersen, kime kin ettin giydin alları. Ha. O söylersin. Tamam. Valla söyleyebilir miyim bilmiyorum. Şimdi cesaret edemedim. Şimdi demin çok zorlandım. Bir deneyeceğim ama. Selamlar olsun, Almanya'dan yazmışlar. Teşekkür ediyorum sevgili Kadriye. Sağ olasın. Fatsa Danamar'dan selamlar. Bahri Mermi. Benim köyüm ya, Danamar. Öyle mi? Fahri, tabii. Bahri. Köylülerim de izliyor. Çok selam söylüyorum Bahri arkadaşıma. Selamlar da. Olsun. Danamar'da. Banamar'a. Banamar benim mı? Köyüm, ben yazın 6 ay kalırım. Ev yaptım. Evim, yani köyüm o. Şimdi Mayıs'ın sonunda gidiyorum. Ve o dostlarımla birlikte 5-6 ay oradan gelip gidiyorum konserlere. Ordu? Ordu'nun Fatsa, yani 12 kilometre. Fatsa içeride kalıyor değil mi? Ya, hayır, deniz kıyıda. Ünye Fatsa arası diyor. Ünye ya. Fatsa arası ordu, tamam, kuruldu. Tamam. Hekimoğlu dediğim. Ordu'ya gitmeden. Ordu'ya varmadan, evet. Buradan giderken, evet. Tamam. Tabii gittim Karadeniz'in ya. Karadeniz'in en büyük ilçelerinden biri. Kafamız işte, karıştı. 150 bin nüfusu olan. Yaşlandık gayri herhalde. Biliyorum, biliyorum. Geçtim Ordu'dan, Fatsa'dan Perşembe bizim yol güzergahımız aslında. Evet. Sahil yolundan giderken Ardahan'a, ordulardan geçeriz. Evet. Tamam. Yüreğinize sağlık. Güzel program. Sevgili Mehmet Gümüş, Hüseyin Gülseven'e de türkü yollayabilir misin? Saygılar demiş. Hüseyin Gülseven. Hüseyin Gülseven mi dedi? Onu bir daha. Hüseyin Gülseven'e. Evet, Hüseyin Gülseven için de. Abdullah Gülbudak için de, özellikle DİS başkanımız için, Süleyman Çelebi için de. Karadeniz benim çok bilinen bestelerinden bir tanesini okuyacağım. Tamam. Hüseyin Gülseven benim çok özel bir dostum. Işıklar içinde uyusun, çok değerli arkadaşım. Onu kaybettik yakın zamanda. Tabii onun için söylemez miyim? Söylerim tabii. Bir tane ben deneyeyim abi sen, ama lütfen. Hazır ol, ben kalırsam de. Harmana serdileri sarı samana. Hiç gitmiyor Emirdağ. Bir Emirdağ türküsü. Emirdağ türküleri güzeldir, ben çok severim. Serdiler sarı samanı, harmana serdiler sarı samanı. İşitmiyor emirde dağın dumanı, kara dumanı. Hiç gitmiyor emirde dağın dumanı. Otur yanıma benim sevdiğim, gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur da harman zamanı, yayla zamanı.
ayrılık mı olur da harman zamanı yayla zamanı. Çeşmenin başında düşman edersin. Çeşmenin başında düşman edersin. Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin. Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin. Ne dedim ki anan ile babanı? Ne dedim ki anan ile babanı? Beni çatalmaya düşman edersin, düşman edersin. Beni çatalmaya düşman edersin, düşman edersin. Çatallının arası, demir dağla çatallının arası. Çekilmiyor ayrılığın yarası, yaman yarası. Çekilmiyor ayrılığın yarası, yaman yarası. Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana? Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana? Gene geldi ayrılığın sırası, yaman sırası. Gene geldi ayrılığın sırası, yaman sırası. Ah gene geldi ayrılığın sırası, yaman sırası. Evet, türküyü sonuna tebrikler Turgay'cığım. Güzel okudun ya sen, o çok sorun yok. Bazen teknik sen zorlanıyor olabilirsin ama bize yansımıyor yani. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abicim. Saz söz sende. İster. Evet, ben şimdi şey yapacağım. Biraz önce söylediğim gibi hem Hüseyin Gülseven için hem Abdullah Gürbüz'deki için hem de başkanımız için, dış başkanımız için söyleyeyim. Karanfil verdik sana, her biri bir engin.
zengin teni. Dağlarda kır çiçekleri, dağlarda kır çiçekleri, sevgi dolu yürekleri. Doğdu ülkemin üstüne güneşten sıcak gözleri. Doğdu ülkemin üstüne güneşten sıcak gözleri. Hepsi bir yumruk, bir yürek. Bahar eylediler kışı, geceyi gündüz ederek. Bahar eylediler kışı, geceyi gündüz ederek. Açlık karanlık bir yandan, açlık karanlık bir yandan, her taraf zindan mı zindan. Ateş yakıp ısındılar, elleri çözüldü kından. Ateş yakıp ısındılar, elleri çözüldü kında. Karadeniz, 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 fırtınalar içindeyiz. Dört karanfil verdik sana, her biri bir engin beni. Ya keşke bu acılar yaşanmasa. Teşekkür ederim. Ve böyle eserler yapılmasa. Dört arkadaşımızın 12 Eylül döneminde ölümüyle sonuçlanan olayı anlatan bir ezgimiz bu. Sözlerini Ahmet Özdemir ve Erdoğan Aslan yazdılar. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Evet. Efendim yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Benim de bir mesajım olacak. Ardahanlı hemşehrilerime bir mesajım olacak. Sevgili Ardahanlı hemşehrilerimiz, ben biliyorsunuz Maltepe Belediyesi Halk Müziği Korosu'nu çalıştırıyorum. 40 kişilik bir ekiple. Harika. Koronun konserlerine Mayıs'ta davet edersen ya da ben görürsem zaten gelirim. Biz Ardahan'a gideceğiz. Ardahan'a beraber gidelim istiyorsanız. 19 Mayıs'ta Ardahan'da. Demin hep abinin adını söylüyordum sen. Başkanın yanına gideceğiz. Abi ya, başkanın yanına gideriz. Ya. Yani zamanım olsa gerçekten gelebilirim. Yani gene de haberim olsun. Evet. Yani söz vermiş olmayayım ama. İnşallah. Ziyaret gün, etmek isterim. Bir gün inşallah. Evet. Siz koroyu mu götürüyorsunuz oraya? Ben koroyu götüreceğim. Maltepe Belediyesi Halk Müziği Korosu'nu. Buradan özellikle Maltepe Belediye Başkanımız sevgili Ali Kılıç Bey'e teşekkür ediyoruz. Böyle bize bir imkan sağladı. 4-5 yıldır ben bu koroyu çalıştırıyorum. Kimseden bir destek almadan kendi çevremizle, kendi eşimiz dostumuzla Ardahan'a bu 40-45 kişilik orkestrayla beraber özellikle Ardahan türküleriyle repertuar yaptık. Harika yani ya. Büyük çoğunluğu Ardahan türküleri olacak. Yaklaşık 20'ye yakın eser var. Solo ve beraber türküler olacak. Ardahan'da bir ilk olacak bu aynı zamanda. Ardahan'da ilk defa bir profesyonel koro, orkestra, halk konseri yapacak.
büyük bir ihtimalle Ardahan Kalesi'nde yapacağız. Ardahan Belediyesi himayelerinde organize edilen bir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu etkinlik kapsamında bizim de bir konserimiz olacak. Bunun heyecanıyla çalışıyoruz. 2-3 aydır bir ciddi bir emeğimiz var arkadaşlarımla birlikte. Heyecanlıyım tabii ilk olmasında. Çünkü ben Faruk abi konservatuvarda okurken işte televizyonda arada işte ilk yıllarında TRT'ye girdiğinde böyle halk müziği korosu işte Nida Tüfekçi yönetiminde bilmiyorum. Hep şey derdim ya televizyondan izliyoruz ama bunları biz nereden izleyeceğiz? Nasıl biz niye izleyemiyoruz canlı olarak? Hep hayalimdeydi. Bir gün eğer böyle bir imkanım olursa Ardahan'da konser yapacağım halk müziği korosuyla. Aslında pandemiden önce hazırlanmıştık. Pandemi olunca erteledik. Benim gibi düşünen orada insanlar vardır, gençler vardır. Böyle bir koro orkestra izleyeyim canlı diye. Hep hayalimde böyle bir şey vardı. Bunu gerçekleştirecek olmanın heyecanını da yaşıyorum. 19 Mayıs'ta efendim Ardahan Kalesi'nde umarım hava güzel olur, açık çok havada olacak. Yani, Faruk Başkan'a da buradan selamlarımızı gönderelim buradan tekrar. Buradan başkanımıza da evet. Çok eskiden olsun. Beri tanıdığım bir dost başkan. MESAM'da da biliyorsunuz bir uzun süre başkanlık yaptı. Müyör bir azam bizim de üye, müyör bir üyesi aynı zamanda. Ben hiçbir yere üye değilim abi. Sen de üye yaparız. Yani son derecede çok da hak ediyorsun bence. İnşallah. Onun için buradan selamlarımızı da göndermiş olalım. Evet bu mesajımızı da Ardahan hemşerilerimize. Koro da benim de. Oldum. Benim de birçok koro yaptım. Hatta benim bir Esenkent şu anda da bir korum var. Ama pandemi nedeniyle araladık onu. Evet. Ama bu sene buradan korodaki arkadaşlarıma da duyurmuş olayım. Bu sene Eylül ayı itibariyle koroyu canlandıracağız. Koro izliyordur. Korodan bazı arkadaşlar izliyordur bu programı. Onlar da bu şekilde haber vereyim. Hazırlansınlar. Çağıracağım yakında onları. Sanatsız hayat olmaz efendim. Yani sanatın bir yerinden tutunun. Önemli. Yani bazen şey der. Canım sanat karın mı doyuruyor? Arkadaşım sanat her şeyi doyuruyor. Bir kere ilk önce seni doyuruyor. İçini doyuruyor. Ruhunu doyuruyor. Beynini doyuruyor. Sanat estetik kazandırıyor. Ve sanatla uğraşan toplumların caddeleri de güzel, sokakları da güzel, binaları da güzel, mimarisi de güzel, parkı da güzel, bahçesi de güzel, sohbeti de güzel. Sanat her şeyi doyuruyor. O yüzden sanatın bir alanıyla çocuklarınızı en azından teşvik edin. Bir alanıyla uğraşsın sanatın değil mi abi? Kesinlikle. Estağfurullah. Çok da güzel söyledin yani. Sanat hayatın kendisidir. Sanatsız. Ya bir sürü şey sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir Atatürk'ün de bu tabii ki ama sonuçta sanatın anlamak için çok küçük bir örnek vereyim. İnsanlar daha iyi anlayabilir. Zaten anlıyordur çoğu arkadaşlarım insanların. Türkü hiç hayatımızda olmasaydı. Düşün nasıl monoton bir şey olur değil mi? Tüm arkadaşlar da dinlesin. Yani. Abi gerek yok. Hiç türkü olmasaydı nasıl bir monoton durum olurdu? İki yıl nasıl bir hayat yaşadık abi? Böyle insanlar evli. Pandemi nedeniyle nasıl bir hayat yaşadı değil mi? Bunu gördüm. Ve birçok yerde birçok ülkede müzik yayını yaptılar. Pandemi insanlar sokağa çıkma yasağı vardı çıkamadı. İnsanlar müzikle rehabilite oldu. Balkonlardan o insanlar balkonlardan müzik yaptılar. Gerçekten. Yani sanat dallarından sadece bir tanesini çıkartsanız hayatımızdan hayat bambaşka monoton olur. Onun için gerçekten toplumların uygarlık ölçülerinden biridir sanat. Yani saatlerce konuşulabilir bu konuda. Çünkü bu konuda hakikaten yani çok konuştuğunda çok kafada yordum, çok da okudum bu konuda gerçekten. Ben hep söylüyorum yani, sanat abi, çok önemli. Sanatın konuşulmadığı toplumlara bakıyorsun. Yani hiçbir şey kitap okumana bitti. Gerek yok. Araştırma da. Aç bir sanat. Dedik ya uygarlık ölçülerinden biridir. Bir ülkenin sanatına bakarak onun uygarlıktan nereye geldiğini ölçebilirsiniz. Yani çok uzatmaya gerek yok. Bu bir de çok önemli yani. O yüzden lütfen yani, yaşasın sanat diyelim. Yaşasın sanat. Sanat yüceltir efendim. Her alanda yüceltir. Emin olun. Ama sanata da yönetenlerin de gerekli ehemmiyeti, önemi göstermesi lazım. İşin başka bir boyutu. Herhangi bir yönetici, belediye başkanı olur, belediye başkanı. Devlet başkanı olur bile. Sivil toplum örgütünün başkanı olur. Efendim bir derneğin korosu olsun, derneğin resimde. Yani her alanda yönetici derken direkt hemen iktidar sahiplerinden bahsetmiyorum.
bir yerde bir ofis olabilir. Tabii canım. Yani bir saat bir resim yaparsınız ofis arkadaşlarınızdan değil mi yani? Kesinlikle. Falan filan yani evet. Sanat böyle bir şey. Ben de hep sanatın içine doğduk. Biz de ben babam çok iyi bir tenördü. Öyle müthiş mi? Müthiş bir ses rengi ve ses frekansı vardı. Babam 86 yaşında albüm yaptık. Yani ben albüm yaptım. Benim albümü Uzun Hava okudu. İlginç. Ben babamın hiç detone olduğunu duymadım. 90 yaşına yani rahmetli oluncaya kadar da hep söyledi. Dolayısıyla biz küçükten beri sanatın içindeyiz. Ondan sonra Faruk abi falan. Ailede 8-10 tane konservatuvarlı var falan. Harika ya. İyi ki sanatın içinde olmuşsunuz. Orkestra kuracağız. Fans programımızın sonuna gelmişiz abim. Peki ya. Bir hareketli türküyle bitirelim mi? Ben mi? Yani var, sen ben, okumak istersen senin türkünle bitirelim. Ben bir Davut Sular türküsü okuyabilirim. Ya da birlikte bir şey sen okuyalım. Bir Davut Sular oku. Ben sonra hareketli bir türküyle bitireceğim. Peki. Öyle yapalım. O zaman hemen diyorlar ki hep yani hep kendi bestelerimi okudum şimdi. Bir de kendi olmayan bir Davut Sular çok önem verdiğim çok değerli bir ozanımızın sevdiğim bir eserini seslendi. Çiçek sarartıyor dağları, kırmızı gül bezediyor bağları, yar yar. Dertli bülbül çilelenmiş ötmüyor, hatırına gelir eski çağları, yar yar. Yandırdın yar, yar yar, kandırdın yar, yar yar. Ne dedim de bey zalim, darıldın yar. Öldürdün yar, yar yar, soldurdun yar, yar yar. Ne dedim de bey zalim, darıldın yar. Bahçaya ettin beni bağban, yar yar. Yar saçına al gül açtı zaman, hatırına getir eski sağları. Yar yar yandırdın yar, yar yar kandırdın yar, yar yar. Ne dedim de bey zalim, darıldın yar. Öldürdün yar, yar yar, soldurdun yar, yar yar. Ne dedim de bey zalim, darıldın yar. Mette Özlem'le anıyoruz Davut Sular Baba'yı. Hocam çok teşekkür ediyorum ben. Şimdi birkaç mesaj okuyacağım. Sonra sizin veda mesajınızı alacağım. Sonra bir türküyle kapatacağız. Şimdi sevgili izleyenlerimiz gerçekten çok mesaj var. Ama ben bunları hep tekrar ediyorum. Program sonrası hepsini teker teker okuyorum. İsim okuyacağım. Sezai Kesimal sizlere selam söylemişler efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Denizli'den selamlar. Mehmet Bey'den Acem Kızı istiyoruz. Çalar mısınız demiş. Çok teşekkürler. Efendim. Evet, Gülseven Hanımlar, Şener Gülseven teşekkür etmişler. Sona Polat Bilgin bizi izliyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, göremediğim, gözümden kaçan mesajlar için özür diliyorum. Bunları dediğim gibi tekrar okuyacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için.
Evet üstadım, ne söylemek istersiniz bu akşama dair ve izleyenlerimize? Turgay'cığım, öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çağırdığın için. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen, mesaj gönderen dostlara da sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Evet. Bu akşamki zahmetleri nedeniyle bu saatlere kadar bizleri beklediler burada. Ve nice buluşmalara diyelim. İyi ki sanat var. İyi ki türküler var. Yine nice programlara. İnşallah yine birlikte oluruz. Nice programlarda birlikte olmayı dilerim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum abi. Gönlüne, ayaklarına sağlık. Müthiş, keyifli ve dolu dolu bir program oldu. Teşekkür ederim. Mesajlardan da belli. Sevgili izleyenler, sizlere de çok teşekkür ediyorum. İki saatlik bir programımız. Çabucak geldi geçti. Haftaya görüşünceye dek, haftaya bant yayın olacak muhtemelen çünkü ben Ardahan'da olmuş olacağım. Kendinize dikkat edin, çevrenize dikkat edin. Güzel bakın hayata. Güzel baktığınızda iyi şeyler göreceksiniz ve iyi hissedeceksiniz kendinizi. Dolayısıyla sağlıkla görüşmek dileğiyle diliyorum haftaya. Bir türküyle, hareketli bir türküyle bugün programımızı tamamlamış olalım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Turgay'cığım. Mehmet Gümüş. Gerçekten eserleriniz, o dillere pelesenk olmuş eserleri gerçek yorumcu, yapımcısından dinlemek de ayrıca bir güzel. Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Allah'a ısmarladık efendim. Türkümüzü de bitiriyoruz.